Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bu Çinliler otomobil piyasasını ele geçirmeye kararlı. Artık tüm dünyada otomobiller elektrikliye kayıyor ve bu dönüşümde bir sürü yeni yeni markayı hayatımıza sokuyor. Sayıların artması güzel, rekabet ucuzluk demektir ve teknoloji ilerledikçe sıradanlaşan özellikler çok daha uygun fiyata satılır. Ama şu an durum çok farklı ve elektrikli otomobiller tüm dünyada benzinli ya da dizel otomobillerden daha pahalı. Tabii hakkını yiyemeyeceğimiz birkaç marka da yok değil elektrikli aracı benzinli ya da dizel araçtan daha ucuza satan. Ancak Çinliler inanılmaz ucuz insan işçilik maliyetleriyle akıllara zarar fiyatı otomobiller yapıp satmaya başladılar. Bunun son örneği de yeni XPeng P5 sedan. Bu aracın öyle bir fiyatı var ki duyunca hemen bizim ülkemize de gelsin diyeceksiniz. Merak etmeyin, marka Avrupa'ya da gelmeye başladı ve inşallah yakında Türkiye'de de satışa çıkacak. Aracın fiyatından bahsedeceğiz ama önce sizi fiyatı duyduğunuzda daha da şaşırtacak özelliklerle buluşturmak istiyorum. Bakın XPeng P5 sedan nasıl bir otomobilmiş. Arkadaşlar son dönemde YouTube'daki önerilmelerde birazcık geriye düştük. YouTube bize önermiyor diye sizden rica ediyoruz. Videolarımızı beğenip ve bol bol yorum yapmanızı istiyoruz. Sizler de bu çağrımıza karşılıksız kalmıyorsunuz, kayıtsız kalmıyorsunuz ve inanılmaz güzel yorumlarla beğeniler yapıyorsunuz. Bu videoda da sizden desteği sonuna kadar bekliyorum arkadaşlar. İnşallah kanalımız çok daha iyi yerlere sizlerin de desteğiyle gelir. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da bizi çok çok mutlu edersiniz. Neyse şimdi biz tekrardan dönelim. Fiyatıyla akıllarımızı yerinden oynatacak XPeng P5 sedana. Bu otomobil nasıl bir otomobil? İlk olarak aracın ölçüleriyle başlayarak anlatalım arkadaşlar. Aracın kimin rakibi olduğu daha iyi anlaşılsın ölçülerinden. Yeni XPeng P5 sedanın uzunluğu 4808 mm. Genişliği ise 1840 mm. Yüksekliği ise 1520 mm. Yani bu ölçülerle bu araç doğrudan D segmentindeki otomobillerin rakibi diyebiliriz. Passat, Superb, Talisman ve diğerleriyle karşılaştırılmalı bu otomobil. Bir de tabii unutmayalım, elektrikli Tesla Model 3 var. O da bu aracın doğrudan rakibi. İkinci olarak menzil ve motor güç seçeneklerine değinelim arkadaşlar. 6 farklı paket ve güç seçeneği var ama menzil ve batarya kapasitesiyle son hızda ortaya çıkıyor farklar. Güç hepsinde aynı. 208 beygir, 310 Nm tor. En baz versiyonda 55,9 kilowatt saatlik bir batarya var arkadaşlar ve tam 460 kilometre menzil sunuyor. Bence bu değer çok iyi bir değer. Bir üste çıkınca 66 kilowattlık batarya bize 550 kilometre menzil sunuyor ki bu da gayet güzel bir değer arkadaşlar. Ve en üste geldiğimizde 71,4 kilowattlık batarya tam 600 kilometre menzil vaat ediyor. Yani seçenek çok ve tavan fiyatla taban fiyat arasında İnanılmaz derecede az fiyat farkı var. Ama daha fiyata gelmedik. Biraz daha sabır arkadaşlar. 30 ila 40 dakika arasında hızlı şarjda %80 batarya dolumu mümkün bu araçta ve bu da standartları karşılamaya yetiyor. Bu arada ölçülere geri dönüp aracın aksaralığının 2768 mm olduğunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Bagajı ise 450 litre bu aracın ama ön tarafta da 70 litrelik ekstra bir bagaj var. Malumunuz bu araçlarda motor olmadığı için ön tarafta da bir bagaj yer alabiliyor. Toplam 520 litrelik oldukça yeterli bir bagaj hacmi sunuyor bu araç. Peki bu muhteşem aracın donanımları nasıldır? Hadi gelin biraz da ona değinelim. En baz versiyon olan 460G paketinde X-Pilot adı verilen gelişmiş sürücü asistanları maalesef yok. Ama klasik şerit takip, adaptif hız sabitleme gibi özellikler var. 460E adı verilen üst pakette ise X-Pilot 2.5 sistemi var ama isterseniz biraz daha para verip X-Pilot 3'ü de yani 3. seviye otonom sürüş sistemini de satın alabiliyorsunuz. En üst pakette ise X-Pilot 3 standart ama istersen X-Pilot 3.5 denilen daha da gelişmiş otonom sürüş sistemini de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada en üst pakette tam otonom sürüş için 2 adet ekstra lidar sistemi yani radarla kameraların birleştiği lidar sistemi araca entegre ediliyor ve önden, arkadan, sağdan, soldan yol taranarak en doğru ve en güvenli sürüş otonom olarak gerçekleştirilebiliyor bu sistemle birlikte arkadaşlar. Tamam, hadi daha araya başka bir şeyler sokmadan aracın fiyatından bahsedelim. Arkadaşlar 460 kilometre menzil sunan 208 beygirlik gücü olan en baz versiyonun fiyatı sadece 208 bin lira. Şimdi diyeceksiniz ki en boşu ucuz ama dolusu kesin milyonlar vardır. Demeyin arkadaşlar, çünkü 600 kilometre menzil sunan en üst paketli XPeng P5 sedanın fiyatı sadece 295 bin lira. Şaka gibi. Doğrudan rakibi elektrikli Tesla Model 3'ün yarı fiyatından çok daha uygun.
Passat, Superb gibi araçlardan da en az yarı yarıya daha ucuz arkadaşlar bu otomobil. Ama siz isterseniz arkadaşlar fiyatı 400 bin liralara kadar çıkartmak da mümkün. Opsiyon listesindeki eklentiler ve ileri seviye otonom sürüşü de isterseniz fiyatı 400 bin liraya dayanıyor ki bence yine de bu piyasada bu paraya bedava arkadaşlar. Ha bu arada aracın en baz versiyonu çok boştur diye düşünüyorsanız aman öyle düşünmeyin. Çünkü standart özelliklerinde gerçekten şaşırtıcı şeyler var. İsterseniz standart özelliklerinden birkaçını da hemen size burada sayayım. X-Smart OS3.0 adında bir işletim sistemi mevcut bu araçta ve 12.3 inçlik dijital kadranlar standart olarak geliyor. 15.6 inçlik devasa orta ekranda standart olarak araçta yer alıyor. Sesli asistan sistemi ve panoramik cam tavanda standart olarak en baz versiyon bile alsanız araçta yer alıyor arkadaşlar. Anahtarsız akıllı giriş sistemi, anahtarsız akıllı çalıştırma sistemi ve gizlenen kapı kolları da standart. Ha bir de unutmadan elektrikli hafızalı 6 yönlü şoför koltuğu da standart arkadaşlar. Yani aracın en boşu bile aşırı dolu, aşırı teknolojik ve fiyatı sadece 208 bin lira. Şaka gibi. Üst paketlerdeki deli dehşet özellikleri saymıyorum bile arkadaşlar. Çünkü oraya girersek işin içinden çıkamayız. Aracın tasarımı da oldukça etkileyici ama malumunuz güzellik görecelidir ve kişiden kişiye göre değişir. O yüzden tasarımla ilgili de yorumları size bırakıyorum. Siz yazın arkadaşlar bu otomobilin tasarımı sizce nasıl? Bence çok güzel de bir de sizden merak ediyoruz. Siz söyleyin bu otomobilin tasarımı sizce nasıl? Araç önümüzdeki ay Çin'de satışa çıkacak. Çok yeni bir araç bu araç ve çok kısa bir süre içinde de Avrupa'ya gelecek. Bizdeki bu aşırı otomobil satış adetleri de malum ortada. Avrupa'da en çok otomobil satılan ikinci ülke konumundayız. Belki üçüncü ülke konumunda da olabiliriz. Yani bu kadar çok otomobil satılan bir ülkeye de bu otomobili getirmekte çok fazla gecikmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ha bir de arkadaşlar bu aracın dolar cinsinden sadece 25 bin dolar gibi bir başlangıç fiyatı olması demek ki isteseler 30 bin doların altında çok güzel otomobiller satabilirler dedirtiyor bize. En azından bana dedirtiyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. 30 bin doların altında bir başlangıç fiyatı var bu aracın. Aslında üst pakete çıktığınızda da 300 bin liralık fiyata opsiyon ekletilmemiş haliyle bile yani o da 30-35 bin dolar civarına geliyor ama hadi biz alt paketten, bas paketten başlayalım, bahsedelim arkadaşlar. 30 bin doların altında bir başlangıç fiyatıyla bu bence bizim TOG'un da fiyatına güzel bir örnek diyebiliriz arkadaşlar. Malumunuz bizim TOG tamamen yerli bir otomobil ve büyük bir ihtimalle vergi diliminde bazı şeylerden muaf olup üstüne bir de devletin teşvikleriyle satışa çıkıp piyasada kendisine yer bulmaya çalışacak bir araç ve ben inanıyorum ki bizim TOG da bu fiyatları gördükten sonra 30 bin dolar civarında fiyatlara çok rahat satışa çıkacak gibi geliyor bana. Bazıları 600-700 bin lira, 800 bin lira gibi fiyatlardan bahsediyor ama benim aklım o rakamları almıyor. Eğer öyle bir paraya yerli otomobil satmaya kalkarsa bizim devletimiz mi diyeyim, özel sektör mü diyeyim artık kim dersek diyelim. Yani bunun pek yerli otomobil olduğunu söyleyemeyiz maalesef arkadaşlar. Çünkü öyle bir para bizim ülkemizde, bizim milletimizde, bizim insanımızda maalesef çok da yok. Arkadaşlar muhteşem bir otomobil Xpeng P5 Sedan. Ben anlatacağımı anlattım. İnşallah tez zamanda bizim ülkemize gelir. İnşallah elektrikli otomobillerin ÖTV'si daha da düşer ya da bu en azından %60 ÖTV'ye değil de %15'lik ÖTV'ye girer de burada da fiyatı vergiler dahil 300 bin liranın altında kalır. Yani Passat'ın yarı fiyatına akıl almaz bir otomobille karşı karşıya geliriz inşallah yakın zamanda. Tabii ki arkadaşlar burada tekrardan sizlerden destek isteyeceğim ve videoyu öyle sonlandıracağım. Malumunuz son dönemde YouTube bizim önerilerimizi bayağı bir geriye attı ama sizlerin desteği bu işi tersine çevirmeyi başardı arkadaşlar. Bugün de sizlerden beğeni, yorum, bol bol yorum ve eğer üşenmezseniz de videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Ha bir de kanala abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.